Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde bulunan usta öğreticiler tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye ile çocuklar için oyuncak üretiliyor. Muğla'da Kahramanmaraş merkezde 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor. Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından birliktelik örneği sergilenerek yardım kampanyaları yürütülüyor. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım kampanyalarının yanında meslek liseleri ve olgunlaşma enstitüleri de kolları sıvadı. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan atölyelerde yaklaşık 30 usta öğretici depremzedeler için panço, atkı, bere, boyunluk, pantolon, kaban, pijama, battaniye ile çocuklar için oyuncak üretiliyor. Yapılan kıyafet ve oyuncaklar paketlenerek deprem bölgesine gönderilecek. Enstitü Müdürü Mehmet Keleş, Anadolu Ajansı muhabirine yaşanan depremin acısını çok büyük hissettiklerini söyledi. Depremzedelere yardım için kolları sıvadıklarını belirten Keleş açıklamalarda bulundu. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgesinde ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla grupta paylaştığımızda arkadaşlarımızlar elimizden ne gelirse yapabiliriz dediler. Bizler de birer battaniye olarak yola çıktık. Bugün çocuklarımıza oyuncaklar, pançolar, atkı, bere, eşortman takımı ve benzeri birçok soğuk hava şartlarında onları koruyacak eşyalar yapmaya başladık. İl Milli Eğitimimizin tırıyla da yarın itibaren yola çıkacak inşallah. Usta öğretici Zeynep Karacan da bölgedeki depremzedelere ellerinden geldiği kadar karınca kararınca şal üretmeye çalıştıklarını belirterek inşallah onları ısıtabiliriz dedi. Menteşe Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan fırın atölyesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ilk etapta 20 bin çörek hazırlandı. Besin değeri yüksek ve uzun süre tazeliğini koruyan çörekler deprem bölgesine gönderilecek.